Herkese selamlar. Bugün Düldül'de başladık güne. Güzel bir kahvaltı yaptık. Siri Hanım çok mutsuz çünkü dışarıda kedileri kovalayamıyor. İçeride bağlı. Bu detaya geçip bugün Siri için gelen kargoyu almaya gideceğiz. Mama firması biliyorsunuz birkaç gün önce bana ulaşmıştı. Siri'nin mamasıyla ilgili sponsor olmak istemişti. Ve gerçekten geldim ama dün kargodan mesaj geldi. Gelin kargonuzu alın diye. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız ama önce üstümüzü değiştirelim. Bu sefer şekil şükür değiştirmeyeceğim. Geliyorum birazdan. Kahvemizi içtik, maskemizi taktık. Hazırız artık yola. Siri Hanım'la beraber gidelim. Ben çok merak ediyorum içerikte ne var acaba. Sadece mama göndermedik dediler. Çünkü birkaç tane de hediye gönderdik dediler. Tam olarak ne var bilmiyorum. Artık hazır olduğumuza göre yola çıkalım. Hadi. Düldül'ü çalıştıralı daha 20 saniye falan oldu. Bak buraya dokunamıyorum. Bak motor sesine bak, ısınmış. Ya ne ara ısındın sen bu kadar? Hava şu an 26 derece ama inanılmaz sıcak. Yani şuraya şöyle dokunamıyorsun, bezle tutacağım artık. Böyle bir şey yok ya. Nasıl ısınmış ya? Kargoya gitmeden önce bir değişiklik yaptım. Bir Amerikan Pazarı diye bir yer var burada. Birkaç video öncesine söylemiştim ya birkaç tedbir alacağım diye. Onlar için oraya doğru yola çıkıyorum. Birkaç parça malzeme alacağım. Neyse yeşil yandı, ben anlatırım sonra. Amerikan Pazarı'na şimdi geldim. Şimdi burada birkaç tedbir amaçlı size anlatmaya çalıştığım şeyleri alacağım. Çok istemiyorum aslında ama mecburen artık bulunmak zorunda. Birkaç tane alıp aracın çeşitli noktalarına koyacağım. Bunun dışında da bu dönemde maddiyat artık biliyorsunuz ki beni çok zorluyor. Yani hiçbir şey satamıyorum bu koronavirüsünden dolayı. Buna çözüm olarak da şeyi buldum. Devletin verdiği destek kredisi var. Bu destek kredisine başvurdum ve onaylandı. Onu çektim. Bu destek kredisini mecburen kullandım. 6 ay geri ödemesiz. Sonrasında da 100 liralık taksitlerle ödeyeceğim. Bu da niye düşüyor böyle ya? Benimkiler güzeldi. Sonra 100 liralık taksitlerle ödeyeceğim bu durumu. Yani şu an için maddi sıkıntı yaşamayacağım kadar bir rakam çıktı bana. Tabii har vurup harman savuracak kadar değil. Neyse hadi gidelim, ihtiyaçlarımızı alalım. Hem de size Amerikan Pazarı'nı göstereyim. Buranın mazisi çok çok eskiymiş. Hatta bu bankadan kredi çekme olayını bildiğiniz şey gibi çekmiştim. Banka soygunu gibi. Tabii kafa yerinde olmayınca onun devamını getiremedim. Bulabilirsem görüntüleri birazını da olsa şimdi paylaşacağım bu bankadaki işlerle alakalı. Ama eğer ki kafam yerinde olsaydı inanılmaz eğlenceli bir video olacaktı. Gangsterler çetesi toplanmıştı. Sosyal mesafeyi önemsemiyordu. Ama maskeler takılmıştı. Operasyona hazırdık. Operasyona sayılı dakikalar var. Hazırlanıyoruz. Operasyonun beyni yemek yemekle meşgul şu an. Şşt. Şşt. Ay pardon. Şu an bulduğu kemikleri yiyor. Evet. Siri çok stres yaptı. Sürekli kişi geliyordu. Bununla nasıl banka soygunu yapacaktım ben? Şşt. Siri. Gel. Operasyonun kurucusu şu an sayılı dakikaları bekliyor. Neler olacaktı? Başarabilecekler miydi? Bekliyordu. Aferin kızım. Ne kadar iyi kızım. Nasıl iyi kızım. Yalnız bu maskelerde konuşamıyormuşsun. Gel, benim kullandığım normal kumaş maske daha kullanışlı. Bak. Olmuyor, düşüyor. Konuşunca düşüyor. Demek ki konuşmamak lazım. Burası replikanın kalbi gibi düşünün. Nasıl çok dükkan var ama bomboş. Burada bir sürü marka var. Bir sürü. Baksanıza şunu. Pazardan alacaklarımı aldım. Tahmin ettiğim kadar pahalı değillermiş. Hallettim onu. Şimdi sizi geçenlerde geldiğim bir yere getireceğim. Hazır mısınız? Böyle korona savar ayran. Geçen geldiğimde şalgamı denemiştim, güzeldi. Şimdi ayran deneyeceğim.
Çok da acılı değilmiş. Adam böyle pick-up'ın arkasına sistemi kurmuş. Tost da yapıyordu geçen geldiğinde. Şimdi tostu kapatmış. O hazır yemek satıyor. Akşam da kapatıp kilitleyip binip arabasına gidiyormuş. Baksana ya. Valla güzel iş. Gündüzün arkasına olur mu acaba? Abi adamlardaki rahatlığa bak. Bak şu abi. Şu öndeki. Orada sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Bir şey konuşuyorlar. Arkasında abi bekliyor. Burada da bir abi bekliyor. Bu görüntü yaklaşık 4 dakika falan sürdü. 4 dakikadır böyle. Yani yolu kesti böyle bildiğin ya. Helal olsun. Adana'da trafik kuralları baştan yazılıyor. Şimdi Siri çıkarttım biraz. Burası çok büyük bir alan. Tasmasız biraz koşsun, enerjisini atsın dedim. Gözüm üstünde ama merak etmeyin. Sadece çok bunaldı kaç gündür evde. Hissediyordum yani enerjisini atması lazım. Size şöyle biraz parkı göstereyim. Kalabalıklığı görüyorsunuz. Şuradaki arkadaşlar da ağacın gölgesinde. Anlatacağım bir dakika. Şimdi bunlar 4 arkadaş. Bir tanesi cevşen satıyor. Bir tanesi camları siliyor. Bir tanesi Yasin gibi bir şey satıyor. Gidiyorlar. Dağılıyorlar parkın içine. Muhtemelen cam silen de yola çıkıyor. Sonra bunlar tekrar buluşuyorlar. Bir şeyler yiyorlar. İçiyorlar, tekrar gidiyorlar. Az önce parka giderken, pazara giderken görmüştüm. Şimdi yine buluştular böyle. Öyle şey toplanıp herhalde günün kritiğini falan yapıyorlar. Ekmeğinin peşinde çocuklar. Şimdi Siri'yi ıslıkla çağıracağım. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Bak bak bak, koşmaya bak be. Koş. Aha es verdi. Yanlış yere koştu. Kuş kafasını dağıttı çocuğu. Gel. Aferin sana. Aferin. Bu arada şöyle bir kafa karışıklığı var. Onu da yorumlardan okuduğum kadarıyla anladım. Adana'ya geldiğimden beri ben o gösterdiğim yerlerin hiçbirinde konaklamadım. Gündüz seyahatlerimde sadece oralara gittim. Çünkü çok konaklayacak yerler değil. Hani çok tekin yerler değil yani. Ben Adana'ya geldiğimden beri o arkadaşımın otoparkında konakladım. Şimdi biliyorsunuz ki bir evde konaklıyorum. Arkadaşımın kuzeninin evinde. Günlerim güzel geçiyor. Yeni çalışmalar için uğraşıyorum. Yeni haberler vereceğim umarım yakın zamanda. Ama bunlar biraz sancılı süreçler. O yüzden çok konuya girmeden, konu daha böyle netleştiğinde, kesinleştiğinde anlatırım size uzun uzun. Şimdilik Siri'nin tuvalet ihtiyaçlarını tamamladığımıza göre, kendi birkaç eksimizi de aldığımıza göre buradan kargoya doğru gidiyoruz. Bu arada tedbir konusunda sadece bunlar değil, ekstra işlemler de var ama buradan acil temin edebileceğim sadece onlardı. Onları aldım. Şimdi kargoya doğru yola çıkalım. Bakalım Siri Hanım'a neler gelmiş. Amcam da var ya tam Adanalı. Bak ayakkabıları çıkarmış. Tam benim kafadan. Rahat rahat takılıyor. Demek ki o da çok bunalmış. Küçücük eliyle kuşları besliyor. Bak 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 bak. Fırlamaya bak ya. Kuşlara yem atıyor. Kuşlar gelince de kuşu yakalamaya çalışıyor. Bak. Ya sen nasıl bir oyuncusun ya. Kral. Ya benim çocuğum çok güzel görünmüyor mu bak bak. Şu duruşa, şu asalete, şu güzelliğe bakın bak bak. Güzel kızım benim. Ve bugün bak yarım saat neredeyse parkta durdum. Geçen geldiğimde polis uyarmaya gelmişti. Şimdi hiç polis falan yok. Bayağı bildiğin böyle Adana çok çok normale dönmüş yani bence. Böyle kolaylık olsun diye dışarıdan gelince dezenfektanı hep böyle torpidonun üstüne bırakmaya çalışıyorum. Hani bir yere sürtünmeden hemen ellerimi çay yapayım diye. Abi dezenfektanı elime bir sıktım. Nasıl kaynar? Nasıl sıcak? Çok şaşırdım ya. Direksiyon zaten ona kez daha. Anam bizim küçük hanımda. Acaba sıcak etkiliyor mudur ya şeyi? Dezenfektanın etkisini öldürüyor mudur? Bu %80 alkollü. Etkiliyor mudur sıcak bilmiyorum. Neyse yola devam edelim. Hadi gidelim. Adana bu virüs konusunda bayağı kendine gelmiş. İlk geldiğimde bu caddeden geçtiğimde hiç araba yoktu. Baksana şimdi arabalar çok fazla. İlk geldiğim zamanlar bu kadar değildi bunlar.
Baksanıza çocuğumun pisliğine, tozuna. Yolu bile zor görüyor bak. 3 gün şurada adam akıllı yağmur yağmadı ama böyle tozun toprağın içinde kalınca böyle leş gibi oldu çocuğum. Bu benzinlikler içinde eğer ki yıkama varsa ben hiç görmedim ki şuradaki su tabancası çalışıyor olsun. Neredeyse hiçbirinde çalışmıyordu. Buradaki de aktif değil. Neyse, hava basacağız. Tekerin basıncını ben 45 basıyorum. Eskiden şey basıyordum. Doldu bu arada. 50 basıyordum arkaya, öne 45 basıyordum. Direksiyon biraz daha hafif olsun diye. Şimdi tamamen değiştirdim. Hepsini 45 yapıyorum. Kitapçığında öyle yazıyor. Şu sibop kapağını da bir yerden ayarladım. Artık sibop kapağımız var. Diğerini de basalım. Yalnız ben gerçekten şu an anlıyorum. Bu Adanalılarda niye böyle kavgaya, işte ne bileyim strese elverişli oluyorlar. Abi bu sıcakta adamın beyni kalmaz ki. Bak resmen şu an su gibiyim ama beynim terledi ya. Beynimin içine kadar sıcak. O kadar kafamın içi sıcak ya. İnanılmaz bir sıcaklık var ve daha bu ayda, Nisan ayında, bunun Temmuz'u, Ağustos'u nasıl olur acaba? Burada herhalde buhar çıkar insanlar yürürken vücudundan böyle ufa. Ya da yazın böyle Ghost Rider gibi adamlar geziyordur. Alev alev yanıyordur böyle vücudunda, ateşler çıkıyordur. Asfalt yanar ya. Asfalt erir bu sıcağa. Neyse ben gidiyorum. Daha fazla bu sıcağa dayanamayacağım. Geldik. Hadi bakalım. Ha, çok güzel. Bak burada da uygulanıyormuş o. İçeride 3 kişi sırası galiba bu. Sevindim. En azından burada hala koronavirüsünden korunmaya çalışıyorum. Çok heyecanlısın değil mi? Ama burada bir sürü köpek var. Çok köpek var bak. Bak. Gördün mü? Üstüme sürme sakın ha. Duydun mu? Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Buraya mamayla su koymuşlar. Çok güzel değil mi? Böyle. Sırada çok çabuk ilerliyor. Şey, bekliyoruz bakalım. Dararım. Dararım. Şimdi mama geldi. Şu. Bir tane daha koli varmış. Muhtemelen onun dedikleri hediye bir şeyler göndereceğiz demişlerdi onlar. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Kargoyu açıp bakmak istiyorum. Gerçekten merak ettim. Şöyle hemen ellerimizi, kargomuzu. Normalde bu ürünlerin hepsini gönderirken Dodom ama dezenfekte ediyormuş. Ama ne olur ne olmaz. Sonuçta kargoda taşınıyor bunlar. Böyle kargo poşetinin her yerini ben dezenfekte ediyorum. Hazır mısınız? Ben de çok merak ediyorum ne var diye. Ya, böyle bir paket. Haha. Güzel şeyler. Oha. Siri. Çok mutlu oldun değil mi? He? Oynamak ister misin? Bayağı sevdi gibi. Ha? Taşlarla oynuyordun tabii. Taşlarla. Bak top geldi. Hem de 4 tane. Neyse diğerlerine bakalım. Kızım dur. Bu ne? Sığır derisi çiğneme ürünü. He, bak dişleri için. Hop. Yine makyajım videosuna döndü ha bu. Bak böyle dodamamadan sana bir de bu gelmiş. Bu ne ya? He, çekiştirme oyununda oynamak için bak. Azıcık bu büyük sana ama burayı açabilirsek oynayabilirsin. Evet bu biraz büyük ağzın aslında. Hatta Golden yazıyor galiba. Aha, Golden fotoğrafı var. Ama oynanır ya. Şu kısmı biraz açmak lazım. He, açılıyor mu? Açılıyor. Şey var. He. Şöyle. Şşt. Siri. Bak. Bak. Turna. Bu ne? Pet car.
göz, doğru. Senin gözün çok akıyor ya bak. Gözüne getir. Bu dikkatini çekmedi. Niye? Oyuncak değil çünkü. Bunu da koyalım şöyle. Kene cımbızı. Yes. Bunu kullanmak tabii biraz zormuş. Bunu bir araştırmak lazım. Sirin üzerinden çünkü ben çok kene topluyorum. Bunu göndermeleri çok iyi oldu gerçekten. Normal cımbızla alıyordum. Yani illa ona ihtiyacınız yok bu arada kene cımbızına. Ben normal cımbızla pıt pıt alıyordum. Ama olunca da daha pratik olur. Bu da ne? Ağaç. Çikolatalı çiğneme kemiği diyor ya. Çikolatalı mı? Çikolatalı çiğneme kemiğiymiş. Enteresan. Siri? Neyse bunlara sonra ilgilenelim. Şimdi ben meraktan tabii hemen açtım. Hevesten şimdi yola çıkalım. Düzgün bir yerde park edelim. Eve geçmeden önce bu şeylere bakacağım. Ürünlere tek tek daha ayrıntılı bakacağım. Ben merakıma yenik düştüm. Biraz fazla erken kurcaladım. Hala şey kargonun önündeyim. Hareket edeyim. Devam edeyim burada. Hadi görüşürüz. Dodo Mama'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Siri ne kadar şu an olayı çok anlamasa da benim için gerçekten ilaç gibi geldi. Bir de o mama gerçekten iyi bir kaliteydi. Gerçekten teşekkür ederim. Yani sadece sponsor olup deyip de öyle laleten bir şeyler göndermemişler. Gerçekten ihtiyacımız olan bir şeyler göndermişler. Ben buradan bu video aracılığıyla onlara teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk mu oluyor artık? Hediyeleşme mi oluyor bilmiyorum. Bunun için gerçekten teşekkür ederim. Neyse biz yola devam edelim. Gidelim bugün nereye gideceğiz? Bir öğle yemeği gibi bir şey yiyelim. Ben biraz acıktım çünkü. Hadi. Şimdi video çekerken arkadaş geldi bunu böyle bıraktı. Tamam ben geri gidip çıkarım ama geri gittiğim yolda da bağlanan bir ara yol var. Yani ne gerek var? Şuradan şuraya götün gir işte geri. Ne gerek var yani? Neyse ben geri gideyim. Ama gerçekten Adana'da trafik kuralları yeni baştan yazılıyor. Yani normal trafik kurallarıyla Adana'da hareket etmeniz çok zor. Sıkıştıranlar, kenara ittirenler, işte önünüze atlayanlar, işte ne bileyim kendi kendine şey yapanlar, böyle yolu sahiplenenler, yolun ortasına gidenler. Adana bu konuda gerçekten başarılı. Kötülemek için demiyorum. Benim karşıma çıkan şoförlerimiz öyle çıktı. Yolun ortasında bir anda durur mesela yolcu indirir. Öyle arkadaşlara denk geldim ben. Hem de çok. İnsanlar hava almak için gelmişler. Kimisi böyle aileleriyle oturmuş piknik yapıyorlar. Böyle kimisi böyle balık tutuyorlar. Bilmem balık var mı? Bu alabildiğine Seyhan Baraj gibi. Çok güzel değil mi? Şehir merkezine bu kadar yakın. Ben de şimdi işler yiyeceğim zaten. Yemek hazırlığına girişeceğim. Yemek yemeden dedim bir hava alayım. Şöyle güzel bir manzarada yemek yiyeyim. Ayrıca az önce şeye baktım, yazın Adana nasıl oluyor, neler oluyor falan diye. Dediğim gibi gerçekten asfalt eriyormuş yazın. Ya yalan haber değilse, ki bayağı haberdi yani. Asfalt eriyormuş, bazı yerlere sırf bunun için soğuk asfalt döküyorlarmış. Çoğu hani işlek olan ilçe sınırlarına, ilçe geçiş yollarına, il geçiş yollarına soğuk asfalt döküyorlarmış ki erimesin şeyde sıcakta diye. Gerçekten ama çok sıcak, ciddi anlamda sıcak. Şu papatyalar çok güzel değil mi ya? Bak şuranın güzelliğine. Hafiften rüzgar esiyor, kuşlar ötüyor. Alabildiğin yapıp at ya. Çok güzel değil mi ya? Ya gerçekten mest oluyorum doğanın böyle küçük sürprizleriyle. Bu papatyaları çok eskiden seviyor sevmiyor diye az şey yapmadım ya, helak etmedim. Baktığı zaman kim neyi seviyorsa artık. Ne gerek varsa. Sanki papatya söyleyecek anasını satayım kimi sevdiğini. Oh. Siri de onları yemek zannediyor. Tadına bakıyor falan. Kızım güzel mi tadı? Yok.
kameralara görünmek istemedi. Bak, şu karşıdan bir yerden sanırım uçurtma uçuruyorlar. Ve burası da iyice kalabalıklaşmaya başladı. Doldu yani. Arka tarafımda doldu. Ön taraflarda da bayağı insan oldu baksana. Bizimki de yorgunluktan nefes alamıyor. Siri, anneciğim top oynayalım mı? Ha? Ha kızım. Siri oynayalım mı? Sen nasıl bir otçusun başıma ya? Bak hareketlere bak. Kızım papatya yenir mi? Çok yoruldu oyun oynamaktan. Baksanıza şöyle güzelliğe. İyi ki öyle bir yerden gerçekten sıkılıp gelmişim. Baksanıza gün batımını izlediğim noktaya. Çok güzel değil mi? Yemek olarak da biraz geç kaldığım için de suda olan makarnalardan aldım. Bunlar gerçekten abi çok başarılı bu işte. Kamp camiasıyla ilgilenenler, doğaya çıkanlar mutlaka böyle çantanıza bir iki tane atın. Çok pratik oluyor sıcak suyla. Günü böyle bir güzellikle bitiriyorum. Neredeyse burada artık güneş batmak üzere. Çok geç olmadan ben artık eve doğru yolculuğa çıkacağım. Çünkü karanlıkta çok kullanmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Bugünün mimarı Dodo Mama'ya gerçekten teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oldum. Gönderdiği hediyeler hem çok güzel ve işleyişli hediyelerdi. Hem de maması gerçekten Siri'nin orta sınıfın üzerindeydi. Bence gayet kaliteli bir mama. Reklamları geçtikten sonra ayrıca size de teşekkür ediyorum. Ki videonun sonuna kadar izlediniz. Bugünkü hikayeme ortak oldunuz. Sizle beraber yarınki hikayede görüşmek üzere. Yarın yeni hikayeler yazacağız. Hoşçakalın.